Selamlar arkadaşlarım, selamlar hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Hemen bir giriş çekmek istedim arkadaşlar. Çünkü daha önce de söyledim, videolarım bu sıra birazcık karma karışık. Ben de nerede başlayıp nerede bittiğini inanın bilmiyorum. Dakikalarına göre, hani içeriğine göre editliyorum. Eğer gerçekten güzel olursa, dolu dolu bir vlog olmuşsa orada bitiriyorum. O yüzden birazcık karışıklık oluyor. Bir de hayatımda da kedi almaktır, kedi ürünleridir falan filan bu tarz değişiklikler de olduğu için onlar da bir tık karıştırdı videoları. Şimdi tekrardan bir giriş yapmaya geldim. Yeni bir videoya başlıyoruz. Sizlerle birlikte hadi bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar şu an ne yapacağım biliyor musunuz? Şu derzmatikle şurada aralarda birkaç yerde bayağı bir derz eksiği var. Yani derzler kazınmış. Onları dolduracağım. Çok yok, birkaç yerde var. O yüzden kenarlarını sadece dolduracağım. Çünkü oraya sızdırmazlık bantı çekeceğim. Bu şekilde böyle kötü duruyor görüntü. Bantla birlikte en azından hani geçiş varmış gibi duruyor. Yani şunlar gibi işte. Şunlar gibi. Hakan geldi, belki o yapar, bakalım. Dün buraya ders çekmiştik biliyorsunuz. Şu ara kısımlarda baya bir yoktu yani bildiğiniz. Oralara artık kazınmış ve yenmişti. Derslerini yeniledik bu kısımların. Gayet güzel oldu şu anda. Ben buraya dün de söylediğim gibi sızdırmazlık bantı yapıştıracağım ki geçişler böyle kötü durmasın. Gerçi ders çekince biraz daha düzeldi bence görüntü de. Yine de aralarda mesela şurada falan farklı görüntüler var ve su geldikçe burası arkadaşlar küfleniyor. Ben hep bu alt kısımlarını tekrardan siliyorum. Duştan sonra falan silmek zorundayım. Çünkü küfleniyor. Su burada biriktiği için küfleniyor. En azından bantla çıkartırım diye düşündüm bantı. Değiştiririm yani sonrasında başka bantla. O şekilde devam ederiz diye düşündüm ama dediğim gibi burası çok da su oluyor. Aslında bant, sızdırmazlık bantı ne kadar sağlam durur bilmiyorum. Eğim şu tarafa doğru yapılmış. Gider burada. O biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Gidere gitmiyor su. Şuralarda birikiyor hep. O işte sıkıntı maalesef. Benim bebeğim de yine yerinde. Yeni yerinde yatıyor. Onun için tuvaleti hep açık bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü tuvalete geldiğinde biliyorsunuz kumunu buraya koyduk. Kumuna rahatça gelebilsin diye. Tuvalet her zaman açık. O da burada uyuyor. Uyuyor musun sen aşkım? Uyuyor musun sen aşkım? Uyuyor musun sen? Böyle. Arkadaşlarım tüm evimi süpürdüm güzelce ve sildim, gördünüz zaten hepsini. Bütün evi süpürdüm ama kameramın şarjı bittiği için bir yerde şarja taktım tabii ki. Koridoru, küçük oda, yatak odasını, mutfağı her yeri süpürdüm ve sildim. Biliyorsunuz ki artık küçük bir Yavrumuz olduğundan ötürü koltuklarımın şu kenarlarını zıplarken tırnaklıyor arkadaşlar. O yüzden o tırnaklarını ya böyle eşelemiyor. Yeri halıya eşeliyor ama halım zaten eski, onu değiştireceğim için çok sorun etmiyorum. Ama bu koltukları da değiştirme gibi bir imkanımız yok şu anda. O sebeple bu örtüleri, aklıma şu geldi arkadaşlar. Burada iki tane örtü var. İkisi ayrı bir örtü. Normalde koluna erişmiyor. Ben bunların ikisine koluna erişsin diye aynı bu şekilde ortadan aşağı sarkıttım. Çünkü alt tarafına da yine şu kısmına da tırmanırken yine tırnaklarına batırıyor. Yani böyle bir çözüm yöntemi buldum. Bu kırmızı biliyorsunuz ki küçük odamdaki gri koltuğumda, L koltuğumda duruyordu. Onları da buraya getirdim şimdilik. Bu tırmalama huyundan vazgeçtiği zaman, şunu tırmalamaya başladığı zaman artık kaldırırım ya da şöyle yaparım. Başka bir koltuk örtüsü alırım aynı modelde, ikisine de. Yine 4 tane olacak şekilde. Ya da o şekilde değiştiririm diye düşündüm. Şimdilik böyle dursun. Zaten gelen misafirlerim genelde akrabalarım olduğu için bizde de artık Leon'un olduğunu biliyorlar. O sebeple de sorun olmaz yani benim için, öyle söyleyeyim. Böyle dursun. Hatta anneme şey diyeceğim arkadaşlar. Şunun şu kırmızı olanı, hatta onu da hani ben direkt böyle siyah olsun istiyorum. Maş boyaları oluyor. Anneme söyleyeceğim, onlarla boyayabilirsek ikisini de full siyah yapmak istiyorum. En azından tamamen farklı bir görüntü olur. Yani tamamen siyah olur ki bu da koltuklarda zaten koyu renk olduğu için gözükmez. Yani böyle düşündüm. Bakalım anneme soracağım onu nasıl yapabiliriz, yapabilir miyiz diye. Sonra burayı da toparladı. Bu arada yine koltuk örtüleri falan yok. Sandalyelerin örtüleri yoktu zaten. Koltuklarda vardı. Eski tişörtlerimizi koydum arkadaşlar. Eski ve temiz olanları koydum. Çünkü yine Leo buraya çıkarken de maalesef yine tırnaklıyor. Bazen uyuyor altında. Uyandığında böyle ayılırken falan da tırnaklıyor. Yani burası da şu anda yeni sandalye örtüsü alana kadar bu şekilde bunlar duracak yani. Yapacak bir şeyim yok. Dediğim gibi hani başka şey değiştirilir ama koltuk takımı, işte masa takımı, sandalye takımı falan, bunlar ha deyince değiştirilecek şeyler değil. Bunlara da böyle bir çözüm buldum şu anlık. Annem dikimi çok seviyor arkadaşlar. Onda bir sürü kumaş falan da var. Belki kumaş vardır. Eğer varsa bu koltuklarıma da örtü yaptıracağım. Aynı bunlar gibi. Yani direkt siyah yaptırırım onları da zaten. Ya da yoksa da kumaş alıp diktiririm. Yani bu şekilde bir çözüm ürettim şimdilik. Şöyle. Bu arada yıkanmış çamaşırlarım var. Onları şey yapacağım. Katlayacağım. Küçük odaya koydum. Dün Leo'ya aldım gri kap arkadaşlar. Mavi göndermişlerdi. Ben de gri aldım. Küçük odayı da bu şekilde yaptım. TV battaniyelerimi koydum. Çünkü bu koltuk keten tarzında bir koltuk arkadaşlar. Bunu daha çok tırmalıyor. Öbürü taytüyo olduğu için hani tırmalamak aklına gelmiyor ama burada yürürken koltuğun yapısını gördüğünde daha çok tırmalıyor. Buraya da böyle TV battaniyelerimi serdim. Akşamda şu eşyalarımı toplayacağım. Şimdi yemek yapmaya geçeceğim. Araya kendini atıyor arkadaşlar. Aşağı kalıyor orada. Deli midir nedir? O yüzden oraya da kapatsın diye altına birkaç tane kutu koydum. Üstüne de yine TV'nin battaniyesini koydum. Şu kısımlar da açıkta kaldı arkadaşlar. Oraya da yine bu eşyalarımı verecektim. Kıyafet kutusuna atacaktım. O kıyafet kutusuna atmadan önce dedim ki şimdilik buraya da hani koltuk örtüsü yaptırana kadar onlar da orada kalsın. Zaten önünde biliyorsunuz şunlar var. Yastıkları var. Çok arkada pek belli olmuyorlar. Sadece sıkıntı olmasın arkadaşlar. Yani Leo bu alışkanlıklarından vazgeçene kadar böyle durmak zorunda yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Bizim için zaten sıkıntı değil. Artık yaz da bitti. Hani genelde tatiller de bitti. Kışa doğru geliyor. Bundan da kendimiz oturmaya devam edeceğiz odalarda. O yüzden şimdilik bu şekilde çözümler ürettim. Sonra yatakta bir değişiklik yok arkadaşlar. Banyoda da bir değişiklik yok. Ben şimdi yemek yapmaya geçiyorum. Selamlar canımlar. Bugün yeni bir gündeyiz. Şöyle bir tatlı yaptım. Aslında bu diyete uygun bir tatlı. Puding gibi bir şey oldu. Yani Spangola puding karışımı bir şey. İçerisinde neler var sizlere de söylemek istedim. Instagram'da da Reels olarak çektim. Henüz yayınlamadım ama muhtemelen yayınlayacağım zaten. Siz bu videoyu izlediğinizde yayınlamış olacağım. İçerisine neler koydum? Bunlardan bahsetmek istedim. 2 su bardağı süt koydum. 3 yemek kaşığı un koydum. Tam buğday unu. 2,5 yemek kaşığı da kakao koydum ve bal koydum. Önce balı koymadım. Hepsini pişiriyoruz. Ondan sonra pişirip kıvam aldıktan sonra 2 yemek kaşığı da bal koyuluyor. Yoğun bir çikolata ve tatlı bir tat beklemeyin arkadaşlar. Un ve kakao tadı daha çok geliyor. Ama diyete uygun bir tatlı olduğu için bence bu zaten gayet normal yani. Çok böyle tatlı olan bir tatlı olmuyor. En azından tatlı isteğinizi gideriyor. Anlatabildim mi? O sürekli böyle canım tatlı istiyor mesela bu sıralar özellikle. O yüzden bu tatlı isteğimi en azından giderdi benim. Şöyle mesela bunları şimdi ben streçleyeceğim arkadaşlar. 3 günlük tatlım var artık. Şu anda duştan çıktım. Sizlere bu kullanmaya başladığım Urban Care markasının bu biyotin ve kafein olan spreyini kullanıyordum biliyorsunuz. Onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ben daha ikinci kez kullandım. Yeni gelmişti zaten. İlk geldiği zaman bir kere sıktım. Sonrasında da dışarı çıkacaktık. Hızlı hızlı duş aldım ve hiç bir şey sıkmadan direkt çıktım. Bu da üçüncü oluyor zaten. Şu anda saçlarımda ikinci kere de olsa arkadaşlar dökülmem bir tık azaldı ama tabii bundan mı? Bu spreyden kaynaklı mı? Yoksa hani yediğim bir şeyden ya da nasıl diyeyim? Ben ve vücudumdan kaynaklı bir şey mi bilmiyorum. O yüzden net bir şekilde tabii ki bundan da diyemem ama ikinci kere kullanımda şu anda saçımdaki dökümlerin azaldığını fark ettim. İnşallah bu böyle devam eder ve azalmaya da devam eder. Eğer gerçekten azalmaya devam ederse bunu kullanmaya devam edeceğim ve hepinize de öneririm. Bunun linkini de aşağı bırakacağım arkadaşlar. Videodaki her şey kısmında videolarda gösterdiğim ürünleri zaten bırakıyorum. Saatlerimiz şu anda 6'ya gidiyor. 18'e doğru gidiyor. Yemek yapmadım. Dün ezogelin çorbası yapmıştım. Dünden bir ezogelinim var. Bugün kıyma çıkardım. Şimdi onun salınmasını bekliyorum. Az bir şey kalmış. Kıymam da salındıktan sonra bir köfte yapacağım arkadaşlar. Hakan'a da söyleyeceğim. Gereken de patates alsın. Yanına da yine Airfry'de patates yaparım diye düşünüyorum. Bu şekilde bir akşam yemeğimiz olacak inşallah. Şimdilik böyle gün içerisinde bir şey yapıyor muyum? Yapmıyorum. Evim şu anda toplu. Hakan akşamları kuzenlerimle dışarı çıkıyor. O yüzden ev dağılmıyor. Yani akşam da dağılmıyor. Sabah kalktığımda da toplu bir şekilde uyanıyorum. Çok güzel bir duygu gerçekten. O yüzden hani size böyle çok net bir şekilde çekebilecek bir şeyim de olmuyor bu sebepten ötürü. Ama böyle sizinle yaptığım şeyleri, aldığım şeyleri, kullandığım ve deneyimlediğim şeyleri de paylaşmak istiyorum. Çünkü yorumlarda da görüyorum arkadaşlar. Aldığım şeylerden ya da benim kullanıp da memnun kaldığım şeyleri alıp da kullanan arkadaşlarımız var. O yüzden bunları size de paylaşmak istiyorum. En son size neyi göstermiştim arkadaşlar hatırlamıyorum hiç fakat benim verniğim bitti. Yani banyodaki verniğim falan bitti. Duş aldım zaten görüyorsunuz. Dün de kullanmaya başladık. Çok güzel parıl parıl parlıyor. Ben Cadence'in verniğinden bir tık işte şüpheliydim. Hani olur mu? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Cadence'de fırça izi aşırı belli oluyor. Yani özellikle beyaz boyalarda falan ben bu fırça izini hiç sevmiyorum. Bu kullandığım boyanın fırça izi yok. Bildiğiniz böyle fayans gibi duruyor. O yüzden bu duruşunu çok beğeniyorum zaten. Hani fayans gibi duruş falan çok güzel. Verniğinden de bir tık tereddüt etmiştim açıkçası. Acaba yine fırça izi olur mu? Kullanımı nasıl olur? Yaptıktan sonra duruşunu beğenmezsem ya ne olacak falan filan diye çok takılmıştım aslında. Ama duruş da çok güzel oldu. Gayet güzel parlıyor. Bu da aynı fayans gibi duruyor. Bence zaten alttaki boyasının da duruşu güzel olduğu için bu vernikte üstünde de yine güzel oldu. Şimdi sizlere de göstereyim hatta bunu da. Bakın arkadaşlar şöyle gösterebilirim. Ben çok bol sürdüm bu arada. Eğer boyayacaklar varsa onlara da tavsiye olsun. Ben bol sürdüm. 3 kat attım ve gerçekten bol sürdüm arkadaşlar. Fırça izi olmasını istemediğim için de biraz da bol sürdüm. Şu anda fayanslarda ne bir fırça izi var ne başka bir iz var. Ya bildiğiniz fayans gibi duruyor burası şu anda. Umarım sağlamlığı da böyle uzun bir süre gider inşallah diye düşünüyorum. Ellediğimde de silinmesi de çok kolay olacak gibi geliyor arkadaşlar. Leke tutmuyor zaten şöyle söyleyeyim. Şimdi vernikli bir yüzey olduğu için burada leke kalmaz. Normal bildiğiniz sabunla ya da bir ıslak nemli bezle sildiğinizde o leke zaten çıkar. Onda bir sıkıntı olmaz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın her yerde zaten parlamalar var. Gerçekten çok güzel parlıyor. Gayet güzel oldu bence. Ben bayağı bir beğendim bu duruşunu falan da. Parlaklığını da güzel buldum. Umarım sağlamlığı da güzelliği kadar beğeniriz. Bakalım. Bu arada arkadaşlar size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu boyayla alakalı göstermişken hazır onu da bir yorum gördüm. Yani bir yorum yapılmış dün. Bir arkadaş cevap verdim yorumuna. Cevap vermiş. Ama sonra yorumunu silmiş. Şu anda bende gözükmüyor. Önce yorumunu silmiş diyeyim. Boya kısmında memnuniyet kısmı vardı arkadaşlar. Fayans, boyadığım fayanslarımdan memnun muyum şeklinde bir video çekmiştim biliyorsunuz ki. Ben şöyle söyleyeyim. Aslında videonun içinde de söyledim ama arkadaş tabii ki kendini çok zeki sandığı için bu videonun içinde hani kendini almak istediği yerlere almış. Ne demek istediğimi anlayamamış ya da. Olsun IQ seviyesi çok yüksekmiş öyle yazmış. Seviyemize düşemezmiş falan gerçekten güldürdü beni. Güldüm yani. Şöyle normalde yorumlara burada cevap vermiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. En son evle ilgili bir şey mi ne cevap vermiştim herhalde. Onun dışında başka şeylere cevap vermem. Çok da umurumda değil ne yazıldı. Herkes kendi zekasını çok iyi bir şekilde gayet net bir şekilde biliyor. Bana fizikten, mukavemetten falan bahsetmiş arkadaş. Buradan ona mühendis olduğumu da hatırlatmak isterim tekrardan. Ama tabii ki bizim seviyemize düşemediği için kendisi. Neyse Arkadaşlar ben Dryfix kullandım. Boyanın duruşundan gerçekten memnun kaldım. Fayans gibi gözükmesi, fırça izi bırakmaması falan filan, bunlardan çok memnun kaldım. Boya yapmadan önce Dryfix'e ait olsun, diğer boyalara ait olsun yüzlerce video izledim. Ve Dryfix'le alakalı şöyle şeyler söylüyorlardı. Üzerine sıvı cam atmadan bile çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Asla bir darbede sıkıntı olmuyor. Asla soyulmuyor. Nasıl diyeyim? Deformesi olmuyor diye anlatıyorlardı videolarda. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben duvarlarımı biliyorsunuz ki verniksiz kullandım ve Dryfix'te boyadım. Şöyle söyleyeyim. Ben boya yapmayı zaten kendim deformelerin olacağının bilincinde olarak yaptım. Ben boyadan mükemmel bir performans beklemiyordum. Sadece izlediğim videolarda verniksiz kullanımda, sıvı camsız kullanımda bile harika sonuçlar. Asla deforme olmuyor. Boya soyulmuyor. Bu şekilde videolar vardı ve ikinci katta tamamen bembeyaz oluyor, kapanıyor şeklinde. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İkinci katta asla ve asla kapanmadı benim boyam. Kalında sürdüğüm, ince de sürdüğüm tam 6 katta bembeyaz oldu. İstediğim beyazlığa geldi ve benim fayanslarım da koyu renkti, bordoydu. Belki de bu yüzden kaynaklıdır diye düşündüm ama 2 katta kapanmadı. Yani bunların doğru olmadığını söyledim. Ve şöyle ki sıvı camsız boya asla yerde ve tezgahta kullanılmaz arkadaşlar. Bunu tekrar ve tekrar söylerim. Bunda kalıbımı basarım. Buradan o arkadaşa da sesleniyorum. Boyanın zaten arkadaşlar kalıcı olmadığını, orijinal tezgah gibi olmadığını, bunun ben videomun içinde bunları zaten anlattım. Arkadaş nereye takılmış, neden takılmış onu da asla anlamadım. Hatta şöyle bir şey de söylemiştim. Zaten normal tezgahlarda da olsa deformeler oluyor. Düz bir renk ben yaptırsam da tezgahı düz bir renk yaptıracaktım ve oraya da yine darbe gelse, yine bir deforme olsa altından rengi koyu gözükecekti arkadaşlar. Ben zaten bunun bilincindeyim. Yani oradaki şey deforme, orada oluşan, orijinal tezgahta oluşan deforme zaten gözükecekti. Ben bunun da bilincindeyim. Hatta yine videomun içinde dedim ki benim için sıkıntı değil. En azından boya olan tezgahta, elimde boya olduğu süreçte ben burayı onarabilirim diye konuştum, söyledim. Ama arkadaş IQ seviyesi yüksek diye herhalde benim söylediklerimi anlayamamış. Yani ne demek istediğimi falan anlayamamış. Onun dışında yine videoda arkadaşlar ben eski haline göre çok zaten memnun kaldığımı, yine olsa yine boyayacağımı, bunları da söyledim yani videonun içinde. Yani saçma sapan bir yorum olmuş yani açıkçası. Ben güldüm, eğlendim de, okurken de eğlendim. Ben fikirlerimi yine de söylerim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, benim Dryfix'teki tek şeyim bu izlediğim videolardaki asla soyulmaz, asla çıkmaz, 2 katta bembeyaz olduğu bilmem ne, bunların doğru olmadığını söyledim arkadaşlar. Kendim bizzat tecrübe ederek söyledim. Boyanın duruşunu çok beğendiğimi, bunları size anlattım. 6 aydır kullanıyorum ve 6 aya göre şu anda herhangi bir kalkma, herhangi bir sudan etkilenme falan olmadı. Dayanıklılığını biraz daha kullanıp test edeceğim. 6 ayda bir güncellemeyi düşünüyorum videolarımı. Şu anda 6. aydayım. Vernimi yeni attım. Verniksiz kullandım. Dikey yüzeylerimi verniksiz kullandım 6 ay ve tabii ki deformeler oldu. Oraları ben kapattım. Elimde beyaz boyam vardı. Kapattım. Çok sık mı oldu? Hayır. Çok sık olmadı arkadaşlar. Yani 2-3 tane falan diyebilirim banyoda. Mutfakta neredeyse hiç olmadı. Bir yerde falan olmuştu duvarda. Ama dediğim gibi bir şey zaten sert bir şey vurduğunda olur. Ki yerlerde sıvı cam olmasına rağmen, tezgahta ve yerlerde sıvı cam olmasına rağmen sert bir cisim düştüğünde oradaki boya kalkıyor. Yani bunu 3 kat sıvı cam attım ben üst üste. Buna rağmen deforme oluyor ve sıvı cam gerçekten etkili bir malzeme diyeyim. Koruyuculukta etkili bir malzeme. Buna rağmen deforme oluyor. Olmasını bekliyordum arkadaşım. Olmasını zaten bekliyordum. Hayır, mükemmel sonuç olacağım, asla bozulmayacak, böyle bir şey beklemiyordum. Ama şöyle söyleyebilirim. Mesela Cadence'de bu performansı alabileceğimi düşünmüyorum. Yani belki üzerine sıvı cam atsam, hani Cadence'le mesela tezgahımı boyayıp üzerine sıvı cam atsam, boyayı kaldırır mı onu da bilmiyorum gerçi de, yine aynı performansı alabilirdim diye düşünüyorum. Ama fayanslarda mesela şimdi üzerine taş vernik attım. Bakalım ne kadar uzun süre gidecek bilmiyorum. Umarım güzel sonuçlar alırım. İzlediğim bir tane videoda Cadence'le banyoyu boyayıp memnun kalan bir arkadaş vardı. Çoğu bilgilerini ben ondan aldım. En net bir şekilde her şeyi anlatan arkadaş oydu. Ama onun dışında arkadaşlar bunları tekrar söylemek zorunda değilim. Herkesin fikri kendinedir. Ben yaptım, yaşadığım şeyleri de sizlere aktardım. Tabii ki alabilirsiniz. İstediğiniz boya alabilirsiniz. Dryfix'e de boyayabilirsiniz. Cadence'e de boyayabilirsiniz. Bu herkesin kendi fikridir. Ben kendim boyamak istediğim için boyadım. Değiştirmek isteseydim değiştirirdim. Bunu da söyleyeyim. Başka bir arkadaş da kadar uğraşacağınıza değiştirin yazmışlar. Ama 5-5,5 milyara boya aldım. Değiştirmeye kalksam 100.000 TL tutacaktım mesela. Hani bunu hiç düşünmemiş mesela söylerken. 5 milyarla 100 milyarı nasıl böyle İkisini birbirine eşitledi. Gerçekten bilmiyorum yani, emin değilim. Neyse, önemli değil. Ben mutfağımı değiştirdim, yeniledim. Mutfağımı, banyomu ve koridorumu arkadaşlar toplamda 10.000 TL'ye yeni bir hale getirdim. Şu anda çok memnunum. Yani renginden de, görünüşünden, duruşundan çok memnunum. Deformeler oluyor. Oluyor yani. Mesela geçen gün, 2 gün önce falan lavabonun etrafında ufak deformeler olmuştu. Tencere mencere yıkamaktan muhtemelen. Onları onardım. Üzerine de vernik koydum. Çünkü sıvı camım yok şu an elimde. Vernik koydum. Ne kadar uzun süre gider bilmiyorum. Ama 2-3 yerde deforme olmuştu. Yerlerde yine ufak ufak iğne ucu kadar falan. Hani uzaktan bakınca görünmeyecek şekilde. Ama ben bildiğim için görüyorum onları. Onları da onardım. Benim için önemli mi? Değil. Ben yine deforme de olsa onarım. Benim için sıkıntı değil. Ben boyanın kalıcılığının, mükemmeliyetinin zaten olmayacağını bilerek boyadım. Orijinali gibi, orijinal tezgah gibi, orijinal fayans gibi olmayacağını bilerek boyadım. Ama fayans da olsa, kırılsa yerine tekrardan yeni aynı fayansı bulmanız imkansız artık. Yani bu ev 18 yıl önce yapılmış. 18 yıl önceki fayansı tekrar gelip buraya takamayız yani arkadaşlar. Tamamen değiştirmek de istemiyorum. Ne kadar babamın da olsa ev, benim değil sonuçta. Ben bu yolu tercih ettim ve gayet memnunum. Görünüşünden çok memnunum. Yine olsa yine boyarım. Mükemmel olmayacağının bilincinde olarak boyadım. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Hangi kafayla nasıl izledi arkadaş bilmiyorum ama ben bunların zaten aynılarını o videonun içerisinde de söyledim. Dryfix'i tercih etmemin sebebi şuydu arkadaşlar. Fayans gibi görünmesi oldu ve yine söylüyorum. Kadens'te daha önce boyama yaptığım için ve yüzeylerde gerçekten böyle hani parlak, nasıl diyeyim size, görünecek yüzeyler olmadığı halde, boya yaptığım halde fırça izleri falan vardı ve o fırça izlerinden hiç hoşlanmıyorum. Hiç güzel bir görüntü olmuyor. Dryfix'i tercih etmemin sebebi buydu. Tamamen fayans gibi gözükmesiydi. Ama benim şu anda o zaman şikayet ettiğim konulardan biri, Dryfix'in fiyatı uygun bir fiyat değil. Şu anda çok daha pahalı ve almaya kalksanız şu anda mesela ben bütün her şeyi 5,5 milyara aldım. Fakat şu anda 2 kiloluk boya sadece bir kutusu 1000 lira olmuş ve ben 7 kutu almıştım. Pardon, 6 kutu boya aldım. Gri boyayla birlikte bir kutu sıvı cam aldım. Sıvı camı 4 kilo aldım. 4 kiloluk sıvı cam da, o da bayağı bir pahalı olmuş. Bir 1000 lirayı geçiyor sanırım arkadaşlar. Yani şu anda almaya kalksanız 7.5-8.000 TL sadece boyalara vermeniz gerekecek. Bunun fırçası falan içinde yok. Çünkü her katta yeni bir fırça kullanmanız gerekiyor. Rulosu diyeyim. Rulosu içinde yok. Bunun içinde en az 15-20 tane elinizde rulo olması gerekiyor ve ekstradan ben yaklaşık olarak bir 50-60 tane falan kullanmışımdır diye düşünüyorum. Benim o videoda belirtmek istediğim şuydu: Dryfix kullanmanıza gerek yok yani arkadaşlar. Eğer siz isterseniz Kadens'te de boyayabilirsiniz. Daha uygun fiyatlı boyalar var. Bianca var, Stella var. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ben eğer yani şu anda bunu deneyimlemiş olduğum için birkaç tane daha boya markası var gördüğüm. Instagram'dan ya da YouTube'dan takip ettiğim kanallarda, değişim kanallarında Why Not adında bir boya da var. Bianca'nın Stella markalı boyası mı ne, o da var. Onları da kullanırım ve onları tercih ederim şu anda diye söylemiştim aslında. Çünkü fiyat farkları Dryfix'in daha pahalı geldiği için bunu söyledim. Yani bu kadar para verip onu almaya gerek var mı? Çünkü Bianca'nın da gördüğüm kadarıyla, resimlerden, videolardan gördüğüm kadarıyla Bianca da aynı Dryfix gibi görünüşü. O yüzden onu da tercih ederdim diye söyledim. Umarım arkadaşım anlamışsındır bu sefer. İnşallah. Allah'ıma dua ediyorum. IQ seviyen tabii ki yüksek olduğu için. Şimdi benim IQ seviyem düşük olduğu için arkadaşım anlayamayabilirsin söylediklerimi. Birine, yani benim IQ seviyemde olduğunu düşündüğüm birine tercüme ettirirsin artık diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bu videomda bu konuşma bayağı bir uzun oldu zaten. Bu videomda artık burada kapatayım o zaman. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.